Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sorular arasında şöyle bir soru da geldi. İşte kardeşim, işte hocam, kulaktan çalma olayı nedir? Ben biraz bir şeyler öğrendim. Artık kulaktan çalabilir miyim? Kulaktan çalmaya başlasam bana herhangi bir ters etkiye tepki yapar mı? Bunlar var, bu tarz sorular var. Şimdi hemen bunları da bir ayrıntmaya çalışalım. Arkadaşlar, kulaktan çalmayı nasıl öğrenebiliriz? İlk önce onu bir şey yaptıralım. Şimdi kulaktan çalma için en baştaki en temel prensip şudur arkadaşlar. Mesela atıyorum bir ara şey meşhurdu. Haberin var mı yar yar? Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar yar? Mesela bu türkü çok meşhurdu. Şimdi ben bu türküyü duyar duymaz hemen çıkartmasını yaptım. Hani nasıl çıkarttım ben? Yani ben hiç çalmadım, hiçbiri bana göstermedi ya da hiç videosunu izlemedim. Nasıl çıkarttım bunu? Şimdi arkadaşlar şarkıyı dinleyince az çok makamını anlayabiliyorsunuz. İşte hani şuradan başlayacak. Bak. Bu şekilde devam edeceğini gördüm, şey hissettim, anladım yani kulak verince. Şimdi bu da hani 10 tane şarkı öğrendim, 20 tane şarkı öğrendim ya da 100 tane şarkı da öğrenseniz ilk başta çıkamayabilir. Bu biraz hissiyatla alakalı. Aslında ya, kulak dedikleri mesele ne biliyor musun? Eğer gerçekten böyle hani kendini vererek dinlersen, o his, o şeyi içinde hissedebilirsen, algılayabilirsen, inanın çalamayacağın hiçbir parça yok. Şöyle söyleyeyim, hani çalarken şu olur. Bunları yapabilirsiniz ama hissiyat dediğimiz olay ne biliyor musun? Sen eğer bu haberin var mı yar şarkısını koma vererek, bakın şöyle koma vereyim. Koma vererek, do diyez de fa diyez de koma verdim. Şimdi koma vererek bu güzergah diyeyim ben. Bu güzergahtan, bu yoldan çalındığını bilirseniz, hissederseniz her türlü çalarsınız. İşte bunu hissetmek çok önemli arkadaşlar. Bu hani 3 şarkıyla 5 şarkıyla inan olacak. Hani gerçekten ya müzik kulağınız sağlamdır, yeteneğiniz vardır. O da neden kaynaklı? Makam bilgisini bir iki kez dinlemişsinizdir. Makam nedir biliyorsunuzdur. Ondan dolayı rahat çıkartıyorsunuzdur. Yine dediğim gibi bakın arkadaşlar bu işler eğitimsiz, bu işler makam bilgisi olmadan biraz zor. Diyeceksiniz sen nasıl şey yaptın? Sen bana işte dediğim gibi bu 4 tane 5 tane arkadaşlar sağ olsun gösterdiler, söylediler. Ben dedim mi kararı çalacağım. Tamam o da kardeşim dediler. Gösterdiler. Bakın bu aralıkta ben hemen hemen %80 parçaları çıkartabiliyorum. Çalabiliyorum daha doğrusu. Yani hatalı çalabiliyorum, yanlış da çalabilirim. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan sizin bu gideceğiniz bu notanın güzergahını diyeyim. Notanın bu istikametini bilirseniz mi'den mi geleceğim, sol'den mi geleceğim, fa'ya dokunmayacağım. Çünkü fa'ya dokunamam. Buradan çünkü gidiyorum. Benim mi kullandık, fa'yı kullandık, sol'ü kullandık, fa'yı kullanamayın. Bunları bilirseniz inanın yani kulaktan çalma işini birazcık daha rahat yaparsınız. Ayrıca benden size tavsiye, eğer kulaktan çalma işini düşünüyorsanız hani kulak vererek ben kendim çıkartmaya çalışırım, çalışacağım diyorsanız sürekli dilim sürçüyor. Şimdi bu beyaz tuşlar dediğimiz kavram var ya arkadaşlar. Şuralar. İşte do re mi fa sol la si. Burası yani. Bizim karar sistemi niye buraya gösteriyorum? Bizim karar sistemi mi olduğu için daha doğrusu benim. Bu beyaz tuşlarla mesela şarkı çıkartmaya çalışın. İkincisi Hicaz makamından. Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Genelde arkadaşlar başlangıç seviyesi olarak işte ucuz maliyetli, ucuz yollu orklar alıyor. Şimdi bu ucuz yollu orklarda koma olayı olmadığı için şimdi mesela ele gözümü çıkartmaya çalışırsanız uğraşır uğraşır durursunuz. Neden? Koma veremediğiniz için hep hatalı çıkacaktır, yanlış çıkacaktır. Yani hatalı dediğim böyle bir tatsız, bir tuhaf çıkacaktır. O da sizin acabalarınıza sebep olabilir. O yüzden bunlara hiç girmeyin. Yani en son girin. Komalı orgunuz varsa tabii koma açabileceğiniz, koma verebileceğiniz orgun var. Tabii buradan da hani uşaktan da çalışabilirsiniz. Diğer makamlar ama ben
Mi'den başlayayım böyle. Şu aralıktan. Mesela atıyorum neden saçlarım beyazlamış arkadaş. Biraz daha eğer kendinize güveniyorsanız biraz daha böyle şeyiniz varsa İstanbul sokakları. Biraz daha hani ben süslemeli birazcık daha böyle hani parmak böyle geliştirme açısından akşam güneşi olabilir. Şeyin Müslüm Gürses Üstad'ın onun şarkılarından olabilir. Yani bunlar çalınabilecek, çıkartabilecek beyaz tuşlarla çalınabilecek şarkılar. Veya atıyorum şu siyah Hicaz. Mesela düzdara çıkartacaksınız. Yoklayın arkadaşlar kendini. Bak olmadı. Bak geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Kulaktan çalmak için bunlar bu iki şey bir adet daha kolay. Ya dediğim gibi mesela bu beyaz tuşlardan çalmak isterseniz hani beyaz tuşlarla çalmak insana birazcık daha rahat geliyor. Niye? Şimdi şu siyahları hiç görmüyorsunuz. Bakın. Çalman gereken şu aralık. Mesela atıyorum buradan bir şey çaldın diyelim, tamam mı? Yanlış oldu. Buna basman gerekirken yanlış bastın, buna basacaktın. Hemen bilinebiliyor ama bu aralıkta mesela buna bastın ya, diyelim bu muydu, şu muydu, bu muydu? Şimdi 3 tane nokta var. Bu siyahları silersek 2 tane nokta kalıyor. 2 ihtimal. Yarı ya do mesela atıyorum. Bu yüzden seçenekler altı. Yani 3 notayla kafa karıştırmaktansa 2 nota. Mesela atıyorum birazcık daha şey yaptıralım. Buradasınız. Geldiniz. Ya şimdi buna mı basacağım? Buna mı basacağım? Buna mı basacağım? Şimdi bir de komasız orgunuz var diyelim. Koma veremediğiniz bir orgunuz var. Başlangıç seviyesi. Şimdi buraya geldiniz. Acaba bu mu? Bu mu? Bu mu? Bir de acaba fa diyese koma vermemiz gerekiyor muydu? Bakın. Birinci ses sol. İkinci ses fa diyez komalı. Üçüncü ses bakın komasız fa diyez. Bir de şimdi fa girdi araya. Toplam dört farklı ses. Dört farklı ihtimal. Şimdi buradan geldik böyle mi gideceğim? Koma vereceğim fa diyese mi gideceğim? Ya da komasız fa diyese mi gideceğim? Ya da fa'ya mı gideceğim? Yani, o yüzden beyaz tuşlarla çalmak birazcık daha rahattır. Bu konularla alakalı bahsetmek isterim aklıma gelenler bunlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar.